İşçiler çalıştıkları iş konularında işçi sağlığı ve iş güvenliği talepleri nedeniyle direnişlere başladılar. Bunlar aslında hepimizin talepleri ve burada direnen işçi arkadaşlarımız aslında hepimiz için direniyorlar. Bu nedenle hepinizi onların direnişlerine destek olmaya davet ediyoruz. Günlük gübre sanayi 2004 yılında özelleştirildi. Bu özelleştirme sürecinden önce devletteydi ve gerçekten ciddi bakımlar yapılıyordu. Fakat 2004 yılında özelleştikten sonra babam da oradan emekli. O da çalıştı. 2013 Mayıs'a kadar bu abimin patlama esnasında olan boruların bakımları dahil hepsini babam yapıyordu. O zamana kadar hiçbir sorun yoktu ama yine ciddi bakımlar olmuyordu. Bu iki yıllık süreçte sanırım hiçbir şekilde bakım olmamış. Yani 19 Temmuz'a kadar fabrikanın çalışma ruhsatı yokken çalıştı ve üretimin kapasitenin üstünde üretim yaptıkları için, yani belli, atıyorum bir boru 1 milyon metreküpse ona 1,5 milyon metreküp gibi bir şey dayadılar ve sonuç itibariyle borular tıkandı. Ondan önce, yani her şeyden önce hiçbir şekilde iş güvenliği fabrikada yok. Nasıl söyleyeyim, dinlenecekleri bir yer, temiz olan hiçbir yer yok. Kendi odalarını bile kendilerine yıktırdılar balyozdan. Yani odaları bile kendileri yıktılar ve asansör boşluğunda, merdiven boşluğunda Mahir arkadaşımız da orada, hatta abime o gün vardiyayı teslim eden arkadaş. Hiçbir şekilde stabil bir ortam yok, hiçbir şekilde sağlıklı bir ortam yok ve inanılmaz bir gaz var. Gazın içerisinde çalıştırdılar. Ramazan ayıydı, abim oruçluyken bile o gazın içerisinde boğazı yana yana hem orucunu tuttu hem işinde çalıştı ve mesainin daha fazlasını çalıştılar. Yani 8 saat değil 16 saat çalıştırdılar. Yani hem zulmettiler, hem çalıştırdılar, hem de öldürdüler. 8 Mart'ta ilk davamız Bursa 1. Ağır Ceza'da. Asli suçlular var. Üretim müdürü, proses mühendisi, iş güvenliği uzmanı, genel müdür yardımcısı. Bunlar asli suçlular. Ama genel müdür yok. Yani fabrikanın sahipleri genel müdür olarak geçiyor. Ama onlar davanın bilirkişi raporunda ve iddianamede hiçbir şekilde isimleri geçmiyor. Sadece genel müdür yardımcısı, üretim müdürü, proses mühendisi ve bir iş yeri güvenliği uzmanı. Yani eyvallah, onlar suçlular. Bunu kabul ediyoruz. Babam da zaten 33 yıl çalışmış, biliyor neyin olduğunu. Ama neden müdürler, yani genel müdür ve yönetim kurulu yok, ben hala bunu anlamış değilim. İş güvenliği yasasını size tanıdığı hakkı kullandınız. Tehlikeli işten işçinin kaçınma hakkı. Bilirkişi raporlarında işçi tehlikeli işi yaptığı zaman kusurlu görülüyor. Bu işi yapmasaydın diyor bilirkişi. Bu arkadaşlarımız işi yapmadıkları için işten çıkarıldılar. Şimdi bu süreci hem çalışma koşullarınızı hem de bu sürecin nasıl olduğunu Mahir arkadaşlarından dinleyelim. Yaklaşık olarak 2 senedir çalışmış olduğum Gemlik Gübre Fabrikası'nda Mayıs'ın ilk haftalarına doğru vardiya odamız yıkıldı. 2,5 ay kadar da vardiya odası yapılmadı. Biz o ortamda amonyak ve nitroz gazına maruz kaldığımız bir ortamda çalıştırıldık. Sendika tarafından orada yalnız bırakıldık. Sendikacılara bu durumu sürekli bildirmemize rağmen herhangi bir sonuç alamadık kendilerine. Bunun karşılığında işte 19 Temmuz günü vardiyayı teslim etmiş olduğum arkadaşım Uğur Çavdar'ı sabaha karşı 5'te cansız bedenini asansör boşluğunda buldum. Aynı gün, işte çalışmayı reddettiğimiz gün, sendikacılar ve işveren tarafından o bölgede çalıştırmaya zorlandık. Yine aynı şekilde arkadaşlarla orada çalışmak istemeyeceğimizi, iş güvenliği alınmadığını, bizler için güvenlik bölge olmadığını söyledik ve çalışmaya reddedik. Daha sonrasında sendika ve işveren tarafından disiplin kuruluna sevk edilerek iş akdimiz feshedildi. Sizin taleplerinizden biri de sendika temsilcisinin işini yapmaması ve değişmesiydi sanırım. Bunun için imza toplamıştınız. Biraz bu süreçten de bahsedebilir misiniz?
Şimdi bu olaydan sonra sendikanın bizim yanımızda olmasını beklerken tam tersi oldu. Bu olaydan sonra biz de sendika temsilcilerinin değişilmesini istedik ve bir imza kampanyası başlattık. Bu kampanya sonunda fabrika çalışanlarının büyük bir çoğunluğu imzayı verdi. İşte bunu gören sendika artık korktu mu diyelim, ne diyelim, hemen tehditlere falan başvurdular. Ve bize imza veren arkadaşlardan tekrar gidip imzaları geri çekmesi için baskı falan gösterdiler. Daha sonra bunu başaramayacaklarını anladıkları için bizi işten çıkarmak için elinden geleni yaptılar ve bunu da başardılar. Ama davanın sonuna kadar arkasındayız. Sağ olun. Gemlik Gübre Fabrikası'nda çalışan arkadaşlarımız desteğinizi bekliyorlar. Onlar hepimizin daha insani koşullarda çalışması için mücadele ediyorlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin.